Roma İmparatoru Julius Caesar, Zile'de yaptığı tarihi savaştan sonra başarısını ünlü Veni, Vidi, Vici, geldim, gördüm, yendim şeklindeki mesajıyla dünyaya şu an bulunduğumuz yerden, Zile Kalesi'nden duyurmuştur. Bugün tarihe mal olmuş Zile'de Elbaşıoğlu Camisi'ni fotoğraflayacağız. Buluşma yerimizin yakınında süpürge yapan Durmuş amca ise ekibimizin ilk durağı. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Hasan Yazanay. Ben bir fotoğrafçıyım. Gezginci bir fotoğraf. Bugün Zile'ye geldik. Tarihi Zile kentine. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Kısaca sizi bir tanıyalım. Sonra fotoğraf çekmeye gidelim bir gün, olur mu? Tabii. Güzel fotoğraflar yapalım. İsmim Recep, soy ismim Erden. Babam fotoğrafçı, ben de fotoğrafçı. Fotoğrafçılık aşkı oradan geliyor, babadan geliyor yani. Çok güzel. Ne kadar zamandadır fotoğraf çekmeye başladın? Küçüklükten beri yani, bir 6-7 senedir falan. Harika, harika. Peki seni tanıyalım bir de. Adım Ali, soyadım Demirelli. Akrabamın dolayısıyla fotoğrafçılığı sevdim. Ve birkaç senedir de fotoğraf çekiyorum. Fotoğraf aşkı oradan başladı. Aynen yani. Öyle. Çok güzel. Bugün Elbaşıoğlu Camii'ni çekeceğiz. Fakat az ileride ben bir amca görüyorum. Çok güzel duruyor yani. Bütün karakteristiğiyle yani ben buradayım diyor. Gidelim bir izin isteyelim önce. Tabii. Müsaade ederse önce onun fotoğraflarını çekelim. Daha sonra da camimize geçelim, olur mu? Tabii. Çünkü caminin iç detayları çok güzel bakın. O kadar güzel bir ahşap tavanı var ki anlatamam size. Gelin, hadi beraber geçelim. Yine süpürgemizi yaparız. Selamünaleyküm amca, kolay gelsin. Aleykümselam, teşekkür ederim. Nasılsın amca, iyi misin? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz de iyisiniz. Sağ ol amcam, biz de iyiyiz. Allah iyilikler versin. Biz bugün buraya fotoğraf çekmeye geldik. Elbaşıoğlu Camii'ni çekecektik ama çok güzel. Seni de gördük, bir rica edelim dedik. Müsaade edersen birkaç tane fotoğrafını çekelim. Estağfurullah, memnuniyetle. Hadi bakalım, bir amcanın güzel güzel fotoğraflarını çekelim. Sen normal işine devam et. Bir yandan da seninle sohbet edelim biz, olmaz mı? Hay hay, buyursunlar. Yaşın kaç amcan? Yaşım 18. 18, maşallah. 85, 1930 doğum. 1930 doğumlusun. Evet, 85 yaşındın. Maşallah. Allah güzel güzel ömürler versin amcam. Sağ olasınız, var olasınız. 85 yaşındasın ve hala süpürge yapıyorsun, öyle mi? Her işi yapıyorum çok. Her işi yapıyorsun. Her işi yapıyorum. Ne zaman yaparsın sen bu süpürgeyi? İhtiyacım oldukça. İhtiyacın olduğunda. Aklına düştükçe. Peki bunun adı nedir bu otun? Yavşan otu. Yavşan otu. Yavşan otu. Çok da güzel kokuyor ama. Bunun kokusu iyidir. Hastalara... Bunun hastalara suyuyla banyo yaptırırlar. Bunun suyuyla, öyle mi? Evet. Bunu banyo suyuna koyarlar. Güzel banyo yaptırırlar. Hava çalıyla sıcak geçmesine çok iyi gelir. Bakın aşağıdan itibaren de alın. Bak gelin. Bakın şöyle alın. Sen normal evet. Devam et bak. Biz yoğuz sanki burada gibi tabii. Davran. Tabii. Biz çok teşekkür ediyoruz. Hakkını helal et. Benden yana helal olsun. Allah siz sağlık sıhhat versin. Allah güzel size güzel ömürler versin. Müsaaden de amcam. Allah'a emanet ol. Çok sağ olun. Vallahi. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Bu güzel sohbetin ardından biz de sizlere caminin genel hatlarından bahsedelim. 18. yüzyılda çivi kullanılmadan inşa edilen Elbaşıoğlu Camisi'nin ahşap ve kesme taştan yapılan duvarları bir sıra kesme taş, üç sıra tuğla dizilerek örülmüş. Özellikle yakın zamanda yapılan restorasyon sonrası gizli kalmış güzellikleri ortaya çıkan cami, ekibimiz için çok değerli görüntüler sunmaya hazır. Harika değil mi? Evet. Bakın çok güzel, çok güzel, çok güzel. Benim ilk gözüme çarpan orta o muhteşem göbek, altın varaklı. Diğer tarafta da bakın etrafta kocaman bir sure var. Bu Fetih Suresi.
Bunlar hepsi el boyaması, nakşediliyor bunlar bakın yani o kadar önemli ki. Çünkü her tarafta detay var yani. Sütunların renkleri de çok güzel. Sütunların renklerinden harca sütun başlıkları çok güzel. Evet. Bence ne yapıldı o sütun başlıklarını biliyor musun? Daha sonra yukarı çıkalım. Yukarıda o sütun başlıklarıyla beraber bir alan derinliği çalışalım olur mu? Fakat ondan önce şimdi bu mekana geldik. Bu mekanın mesela fotoğrafa bakan birisi bu mekana diyecek ha genel bir fikir sahibi olacak. Evet. Bunu yukarıdan çekebiliriz, normal boyuttan biraz daha aşağı boyuttan çekebiliriz ama buradan bir genel bir görüntü alacağız önce. Olur mu? Olur tabii ki. Hadi buyurun o zaman. Biz eski dönemde ne yapardık biliyor musunuz? Her bir film para. Tabii. Bastırması para, banyosu para, tabı para, onun testi, her şey para. Sanki bunun her biri para olduğu için bu çok dokunurdu bize. Ve bugün günümüze geldik, dijital makinelere geldik. Yine de en iyi kareyi tespit edin. Bakın bu çok önemli. Evet. Yani bunu bizi dinleyenlere de söyleyeceksiniz. En iyi karenizi tespit edin. Deyin ki, ah evet şu anda karem oldu deyin. Netleştirin. Netleştirdikten sonra, evet yani şu anda fotoğrafım oldu. Deklanşöre basıyorum deyin. O zaman deklanşöre bas. Tamam. Buyurun bakalım. Hocam pozlandırma sizce nasıl? Pozlandırma güzel bak. Dengeli bir pozlandırma olmuş. Tavanı çekmişim burada. Göbeği göstermişim. Göbekle beraber de ışığı almış. Bak mesela ışık özellikle bu tip avizelerde yani ışığın çok olduğu yerlerde pozlandırma zordur. Ama sen dengeli yapmışsın. Niye yapmışsın? Çünkü orta göbeği özellikle pozlamışsın. Orta göbeği pozladığın için diğer tarafta çok güzel çıkmış. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Senden de göreceğim birkaç poz. Konuyu tam anlatacağız. Evet. Mesela seninki biraz daha dar açı. Evet. Ama dar açı olduğu için de sen direkt olarak şeyi almışsın. Direkt tavan aldım. Direkt tavan almışsın. Bu da olabilir yani. Ama diğer tarafta arkadaşımız ne yapmış? O geneli almış. Hem avizeyle beraber tavanı almış. Peki ne yapalım biliyor musunuz? Biraz daha ileri doğru gidelim. Tabii. Mihrabı çekelim. Mihraptan başlayalım olur mu? Olur. Gelin hadi. Selamünaleyküm amca. Aleykümselam efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Rahatsız etmiyoruz seni değil mi? Yok canım neyi rahatsız. Memnun oldum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz de seni bir tanıyalım istersen bir. Bir müsaaden var mı? Müsaade sizden efendim. Hay hay. Amca biz seni tanıyalım bir ya. Şimdi efendim tanıyacaksanız 1928 doğumluyum. 1928. Maşallah. Evet. Allah huzurumu ile 88. 88'in içinde. Maşallah. Hatta 3 ayda 88'in 8'den aldım. Hayır maşallah. Sende çok hikaye vardır amcam. Çok da. Aklıma gelenleri anlatayım ben size şimdi. Bu camiyi yaptıran şahıs Elbaşoğlu. İsminde bir adam. Elbaşoğlu. Elbaşoğlu. Şimdi bu orada bir düğün yapıyor. Bu hikaye oradan kalmış. 40 gün 40 gece düğün yapıyor. Bakın iyi dinleyin, iyi dinleyin. Gelini getirdikten şey sonra bu demiş ki bu kadar masraf ettim. Bu camiyi yaptırmaya başlayınca yaptırıyor. Bunun para arkası geliyor demek ki. Eve geliyor. Orada işte bir öyle kötü kötü düşünürken gelini varılmış, gelini. Diyor ki, ağam diyor ya, bugün sende bir alamet var. Kötü düşünüyorsun, bu düşüncenin aslı ne? Bu camiyi yaparken değil mi? Evet, evet, para tükeniyor. O zamanın behrinde kaçamalı oluyorsa, efendim, işte ne diyeceğim, o kızım şöyle böyle dediyse de, gelin biraz ondan şey almak istiyor. Deşeliyor onu. En son o anlatıyor, diyor ki, kızım işte, Türkçesi işin para tükendi.
cami başlık altı. Ben onun için düşünüyorum. Eylemeyle hemen geliyor, sandığı anahtarı açıyor, sandığı açıyor. Cehiz akçası varmış. Ziynetleri. Mühri, mühri altını, derler onlar. Neyi varsa mühri. O zamanın gelininin, tabii şimdiki gelinler gibi değil, o zaman Elbaşoğlu'nu gelini. O zaman getiriyor seleğine, numune koyuyor. Ondan sonra o parayla bunu güzel mabatı yaptırıyor Allah'a şükür. Çok güzel ama. Başa çıkar diyor. Peki bir şey soracağım sana. Sor. Hiç fotoğrafın var mı? Fotoğraf? He, fotoğrafın. Evde fotoğraflarım var canım. Peki bir de bizden Heceza, olsa nasıl olur? Heceza gittiğim fotoğraflar var ki ben kendim bile havaslanıyorum. Ha bir de asker fotoğrafım var. O zaman bir de bize müsaade et de bir de biz çekelim. O zaman gençtim canım. Şimdi yine gençsin. Yok canım, ne kaldı ki? Böyle genç bir delikanlının fotoğrafını da biz çekelim, müsaade edersen. Valla ağzınız bilir. Valla çok hoşumuza gider değil mi? Buraya fotoğraf çekmeye geldiniz tabii siz. Bu mekanı çekelim dedik. Olur. Bu mekanı çekelim dedik ama olur. Sen burada o kadar güzel duruyorsun de, ki bu mekanın içinde. Bir de hatıra olmuş olur. Bir de hatıra olur. Ya. Dersin ki ya birileri geldiydi burada fotoğraf çekti. Onlar da bize bu hatırayı verdi dersin. Olur. Başlayalım. Ben şöyle. Sen bunu... rahat ol. Sen rahat ol. Ya. Hasan amca biz sana çok 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 teşekkür ediyoruz. Hem bize hatıralarını anlattın. Ben de size teşekkür ederim. Hem seni tanımış olduk. Birkaç tane de fotoğrafını çektik. İnşallah bu çekmiş olduğumuz fotoğraflardan da sana birer tane hediye etmek isteriz daha sonra. İnşallah, inşallah. Biz müsaadeni istiyoruz o zaman. Hay hay. Arkadaşlarımız yaşayan tarih Hasan amcaya veda ederken biz de minber ve mihrabına bir göz atalım. Ahşap minberin merdiven korkulukları ajur tekniğinde, aynalıkları ise basit geometrik bir düzenlemeyle dekore edilmiş durumdadır. Minberin bu sadeliğinin tersine mihrap, son derece ince ve estetik bir işçilik sergilemektedir. Sıra halde çiçekler var. Şimdi görüyor musunuz? Tamamını kapsıyor bu caminin tamamını. Yani bir çerçeve gibi şöyle alıyor. Ve bunların her biri ahşap boyama ve farklı farklı. Yani birbirinin kopyası, baskı vesaire gibi değil. Şimdi sizden ricam bana bir nesneyi, bir tane çiçeği fotoğraflamanız. Önce sen, arkasına sen. Tamam mı? Her birinize puan vereceğiz. Olur mu? Buyurun. İkinize yan yana getirin. Puanlama yapıyoruz. Ali? 10 üzerinden. 10 üzerinden bu 6,5-7'lik bir fotoğraf. Tamam. Bu detay fotoğrafçılıkta. Şimdi bak burada bir kompozisyon var. Bu da 8,5. Belki 9 diyebiliriz ama belki 9 diyelim hadi. Ama güzel bir fotoğraf. Niye? Çünkü renkler oturmuş. Yani burada ben renkleri oturduğunu görüyorum. Bak iyi bak fotoğrafa. Renkler oturuyor, nesneleri gösterebiliyoruz diyoruz. Bakın nesnelerin yeri buradadır. Onun altının üstünde bir de kompozisyon var. Bence bu bir fotoğraf. Bunu bir dergide basabiliriz artık. Kadrajını ikinizin de çok iyi. Peki o zaman biraz daha diğer yerlerde devam edelim mi? Tabii. Hadi gelin yukarılara çıkalım. Osmanlı kalemişi süsleme sanatının nadide örneklerini taşıyan yapılardan biri olan Elbaşı Camii, renkli yapısıyla uzun uzun fotoğraflanmayı hak ediyor. Ahşap çerçeveler içine alınmış ve harim kısmını çepeçevre dolanan geniş bordürler, beyaz zemin üzerine pembe, turuncu, lacivert, yeşil ve mavinin hakim olduğu çiçek demetleri görsel zenginliğiyle dikkat çekici.
Camiyi boydan boya çevreleyen Fetih Suresi ise camiye bambaşka bir güzellik katmış. Gerçekten bakın, bakış açısını görüyor musunuz? Şöyle tamamen bir hakemlik var, bir şey var ama onun haricinde burada bütün detayları görüyoruz. Mesela bu Fetih Suresi, bakın kenardan boydan boya tekabül eden Fetih Suresi'nin burada aslında hepsini neredeyse görebiliyoruz değil mi? Hatta bir kısmı üstümüzden geçiyor. Aynen öyle. Bu tamamen serbest stil yapılmış. Bu arada ben bununla ilgili bir araştırma yapmıştım. Tamamen serbest stil bir hat çalışması. Burada mesela tavandaki detayları görüyor musunuz? Bakın, evet. O kadar çok farklı motif var ki. Bunlar bana biraz da şeyi hatırlatıyor. Yani sanki biraz da Fransız desenlerini hatırlatıyor. Fransız saraylarında kullanılan o ihtişamı vesaire anlatıyor ama ben çok beğeniyorum bunu. Yani çok güzel. Ve ahşap üzerine boyama. Peki o zaman ne yapacağız bunları? Bunları bir görüntüleyelim. Tabii. Her birimiz olduğu yerden. Ama yine ne diyorum? Bir kompozisyon çerçevesinde. Yani kompozisyon olmadan yok. Güzel, bomboş bir koridor. Burada ne var? Bakın mesela 6 tane sütun var, onları çekebiliriz. Veya yukarıdaki bakın boyamalar var ya, tavanla birlikte. Şimdi şöyle bir özellik var bu makinalarda. Direkt ekrandan görebiliyor musunuz? Hı-hı. Görebiliyorsunuz. Yani vizörün olmadığı yerde bunlar işe yarıyor mu? Tabii. Canavar gibi. Peki o zaman ne yapıyoruz? Bunları tavanı çekin mesela. Tavanı çektikten sonra bir dakika dur. Bir dakika çekeyim. Tavanı çektikten sonra ne yapabiliriz? Bakın sağlı sollu mesela gölgeler geliyor. Hı-hı. Fotoğrafçı ne yapar? Bütün malzemeleri toplar, işine yarayanı alır, onları resmeder. Doğru mu? Doğru. Bu durumda ne yapabiliriz? Bakın bunları yapabiliriz. Kenarda şeyleri var, halifelerin isimleri var. Mesela pencerelerle birlikte onu kullanabiliriz. Evet. Bu da bir ayrı bir derinlik. Ama derinlik yaparken ne yapıyoruz? Bunu sık sık tekrarlıyorum, bu herkesin aklına girsin diye. Mesela derinlik katmak için, örneğin diyelim bu pencereyi alırken duvara yanaşmıyoruz da biraz daha açılıyoruz. Hı. Ne kadar açılırsak o kadar geriye dönük derinliğimiz artar. Fakat yine de neyle beraber? Alan derinliğiyle beraber değil mi? Peki, öncelikle tavan, sizden birer tane çok güzel tavan istiyorum. Arkasından da soldaki halifelerin isimleriyle o pencereleri çok güzel bir karede resmedin istiyorum. Olur mu? Tamam. Tamam. Başlayalım bakalım. Burada yukarıda çok güzel fotoğraflar çektik. Aşağı inelim. Aşağıda bir bakalım neresi eksik kalmış. Eksik kalan var mı yok mu? Yoksa günümüzü değerlendirelim. Olur mu? Tamam. Bir üstüne geç. Hadi gelin bakalım. Akşam oldu. Akşam oldu. Her taraf karardı artık. İşte böyle fotoğraf çekmenin böyle farklı bir güzel tarafı var. İşte bir yerde bir fotoğrafa çekmeye başlıyorsun, ediyorsun. Zamanın nasıl aktığını bilmiyorsun. Bugün mesela sabahtan akşama kadar fotoğraf çektik değil mi? Aynen. Çok güzeldi değil mi? Hı-hı. Peki bu kadar uzun süre fotoğraf çektik de aklınıza kalan böyle önemli uçlar neydi? Önemli noktalar böyle. Dedeyi çekmiştik bir. Dedeyi ilk çektik. Süpürge yapan değil mi? Bence o çok güzeldi ya. Hı-hı. Bakın içerisinde insan olan fotoğraflar her zaman daha zengindir. Yani bir konu bir yaşanmışlığı temsil ediyor. Yüzünde o çizgiler olsun, bakışlar olsun, o hissiyat olsun. Bir ara gözleri yaşardı, fark ettin mi? Evet. O hikayesini anlatırken. Fark ettim onu, evet.
Bütün bunlar işte duygu. Eğer biz bu duyguyu yansıtabilirsek o zaman fotoğraf olmuş oluyor. Ki portreler özellikle çok anlamlıdır. Niye? Çünkü içinde insan barındırdığı için. Hikayesini barındırır, gençliğini, sevincini, hüznünü, her şeyini barındırır. Bu yüzden ben de çok çok severim. Yani mesela boş mekanı geldik çıktık. Tamam, buranın bir mimarisi var. Ama insanın da bir yaşanmışlığı var yani. Mesela burayı özel kılan ne sizce? Detaylar. Fakat detayların haricinde bir şöyle bir şey var. Bakın mesela bazı yerlerin renkleri gitmiş, etmiş, solmuş. Yani buranın da bir yaşanmışlığı var. Yoksa yeni bir mekana gidelim, aynı güzelliği verir mi bize? Yani vermez. Niye? Tamam, çok güzeldir vesairedir ama o duygusu yoktur. Portreler de öyledir. Yani insan çektiğimiz zaman bu büyük, küçük hiç fark etmez. Onların hepsi böyle insana bir sevinç verir. Fotoğraf tarihi belgelemedir. Dondururuz o anı. Dondururuz. Tarihi belgeleriz. Deriz ki evet bak biz şu tarihlerde Hasan amcayla karşılaştık. Bize 100 yıl gerisini dedesinin olaylarını anlattı. Ama onu gördüğümüzde onu hatırlarız. Yani direkt hafızamıza gelir o. O yüzden fotoğraf, düzgün fotoğraf çok çok önemli. Düzgün fotoğraf demişken gerçekten sizler çok güzel fotoğraf çekiyorsunuz. Yani çok genç yaşta olmanıza rağmen her ikinizi de tebrik ediyorum. Evet. Çok çok beğendim. Tek bir şey var. Yani beni böyle endişe ettiren, bunu devam ettirmelisiniz. Devam ettirdiğiniz sürece mutlaka ki belli bir alana kayacaksınız. Yani bu mimari çekim olabilir, manzara olabilir, makro olabilir. Mesela bir gün detay çalıştık, makro çalıştık. Portre olabilir. Mutlaka bir alana ayrılacaksınız. Yani birisini diğerlerinden daha ön planda tutacaksınız. Bunu devam ettirin. Bunu devam ettirirseniz eminim ileride sizden farklı yerlerde çok bahsedeceklerdir. İnşallah. Ve bu da bize gurur verir. Yunus Sezer ne demiş? Geldim, gördüm, yendim demiş. Beni vidi vici demiş. Biz de geldik, gördük, çok güzel fotoğraflar çıktık. Kalesiyle, hamamıyla, sokaklarıyla. Bu aradaki o küçük küçük evleriyle, o dedelerin olduğu evlerle, teyzelerin olduğu evlerle. Bence çok güzeldi ya. Çok güzeldi yani. Fotoğraflar çektik. Çok teşekkür ederim size. Biz teşekkür ederiz.